Bassbar herkese merhaba, ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Sony'nin ExtraBass ailesinden yine farklı bir ürün konuğumuz. Hatırlarsanız daha önce ExtraBass'lı kulaklığı MDR-XP50AP'yi ve SRS-XP3 kod adlı ExtraBass Bluetooth hoparlörünü incelemiştik. Bu defa da dev hoparlörü bizlerle. Sony ExtraBass ailesinde son dönemde güzel ürünlerle karşımıza çıktı. Bunlar arasında kulak üstü kablosuz bir kulaklık olan MDR-XP50AP ve SRS-XP3 isimli ExtraBass Bluetooth hoparlörü yer alıyordu. Bu aileden bu defa inceleyeceğimiz ürün ise masamızı işgal eden SRS-XP3'ün dev kardeşi GTK-XP7 oluyor. GTK-XP7 partiyi sürekli yanınıza taşıyabileceğiniz bir sistemi desek yanılmış olmayız. Tasarım itibariyle daha önce incelediğimiz kompakt boyuttaki SRS-XP3'ü temel alan GTK-XP7 boyutlarıyla ise ondan kat be kat daha büyük. Ancak bu dev tasarımın altında gerçekten güçlü bir ses desteği yatıyor. Onu baştan söylemek gerek. Ses sisteminin özelliklerine geçmeden önce hemen tasarımına değinelim. GTK-XP7 çift tarafında onu taşıyabilmeniz için kulp bulunduruyor. 12 kilogram ağırlığıyla her ne kadar taşınması biraz zahmetli olsa da ev partileri için mobil formatta olması muhteşem bir şey çıkıyorsa. İster dikey, bizim masamızın üzerinde konumlandırdığımız gibi, isterseniz de yine yatay şekilde kullanılabilen hoparlör, hangi yön yerleştirirse yerleştirilsin sesi aynı performansla vermeye devam ediyor. Hoparlörün görselliğini üst seviyeye taşıyan etken ise LED ışıkları. Müziğin ritmiyle hareket eden bu LED ışıklandırmalar böylece çevreye bir kulüp atmosferi izleri taşıyabiliyor. Öte yandan bekleme modundayken de zaten sizin de gördüğünüz gibi arada bu şekilde efektler atabiliyor. Hoparlörü 3 farklı renkte tercih edebiliyorsunuz. Bizim elimizdeki kırmızı renkli modelin yanı sıra mavi ve siyah renk seçenekleri de mevcut durumda. Sony GTK-XP7 Bluetooth ile çalıştığı gibi kablolu olarak da bağlanılabiliyor. NFC desteği ile güçlendirilen hoparlör Bluetooth üzerinden çalıştırılmak istendiğinde NFC ile kolayca bağlantı kurmanızı sağlıyor. Akıllı telefonunuzun NFC özelliğini açıp yalnızca hoparlörü dokundurmanız bağlantıyı kurmak için yeterli oluyor. Dilerseniz hoparlörü kablo olarak da ses kaynağına bağlayabiliyorsunuz. Ses girişi ve ses çıkış bağlantılarını üzerine taşıyan hoparlör güç içinse elektrik prizine bağımlı. Bu noktada şunu da söylemek lazım. Elektrik kablosu birazcık kısa. O anlamda keşke biraz daha uzun olsaymış. Çünkü sağ sol taşımak isteyebilirsiniz hoparlörü fakat kablodan dolayı yapamıyorsunuz. Yine USB bağlantısına da yer verilen GTK-XP7 isteğe bağlı olarak bu bağlantı noktasından da yine müzikleri kolayca çalma imkanı tanıyor. Hoparlörü uzaktan yönetebilmeniz için kutu içerisinde bir uzaktan kumanda da buluyorsunuz. Kumanda üzerinden müziği yönetebiliyor. LED ışıklara farklı modlara atayabiliyorsunuz. Ancak uzaktan kumandada baktığımızda bir mute tuşunun olmaması büyük bir eksiklik. Çünkü sesi hızlıca kısmanız gerektiğinde bu tuşa büyük ihtiyaç duyuyorsunuz. Sony'nin bunu atlamış olması oldukça ilginç doğrusu. Sony GTK-XP7 fazlasıyla güçlü ve güzel bir ses veriyor. Kullandığımız süre boyunca fazlasıyla eğlenceli vakit geçirdiğimiz hoparlör ekstra bas desteğine yer vermesiyle doygun bir müzik deneyimi yaşatabiliyor. Cihaz üzerinde ve aynı zamanda yine uzaktan kumanda üzerinde yer alan ekstra bas tuşu vasıtasıyla bu özelliği aktif pasif hale getirebiliyorsunuz. Hoparlörün bu kadar güzel ses vermesinin ardında ise Clear Audio Plus ve DSEE teknolojileri yatıyor. Zengin bir müzik deneyimi için sesi otomatik olarak ayarlayan Clear Audio Plus böylece farklı müzik türlerinde olduğu gibi filmlerde de en iyi ses kalitesinin alınmasını sağlıyor. DSEE olarak kısaltılan dijital ses geliştirme motoru ise sıkıştırılmış müzik dosyalarının kalitesinin arttırılmasını sağlıyor. Böylece farklı format ve kaynaklardan dinlediğiniz müzik dosyaları orijinal kaydına daha yakın bir kimlik kazanıyor. Sony GTK-XP7'nin kaliteli ses vermesinin yanı sıra oldukça güçlü ses verdiğini de altını çizmek lazım. Müziği son ses açarsanız komşularınızla başınızın derde girebileceği konusunda sizi uyarmamızda fayda görüyoruz. Ha eğer bu ses bana yetmez derseniz o halde birden fazla GTK-XP7'yi kullanarak hoparlör sistemini genişletmeniz de mümkün. Böylesi bir senaryoda cihazlardan birini
parti sunucusu olarak etkinleştiriyor ve zincirdeki diğer cihazlarla senkronize edebiliyorsunuz ve bunu gerçekten çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu arada son olarak Sony GTK XB7'yi kontrol etmek için Sony'nin Songpel isimli uygulamasını kullanabileceğiniz bilgisini de verelim. Bu uygulama yoluyla farklı ses modlarını aktifleştirebiliyor ve çeşitli equalizer ayarı yapabiliyorsunuz. Sony GTK XB7 güçlü ve kaliteli ses veren bir ses sistemi, devasa yapıda olmasına karşın tek parça taşınabilir bir platform olmasıyla müziği ve dolayısıyla partiyi farklı mekanlar taşıma olanı tanıyan cihaz LED ışıklandırmalarıyla da dinleyicileri kolayca havaya sokuyor. Kolay bağlantı kurabilmesi ve kolay kullanım sunmasıyla da beğendiğimiz hoparlör. Şu sıra piyasada 1089 TL'ye fiyat etiketiyle bulabiliyorsunuz. Eğer bu tür ürünler ilginizi çekiyor ve genellikle yoğun bas sesli müzikler dinliyorsanız mutlaka bir Teknomarket'e gidip denemenizi öneriyoruz. Çünkü bu sesi anlatmamız pek mümkün değil. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.